Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda saksıdaki çiçeklerimize ne kadar solucan gübresi verdiğimizi ve ne amaçla verdiğimizi anlatacağım. Öncelikle çiçeğin büyüklüğüne göre 50 ile 100 gram arası solucan gübresi kullanıyoruz. Tabi bu miktar çiçeğin büyüklüğüne göre değişiyor. Ortalama saksı çiçekleri için 50 gram ile 200 gram arası atılabilir. Benim çiçeklere 50 gram ile 100 gram arası atmam yeterli. Çünkü çiçeklerim çok büyük değil. Herkesin merak ettiği bir konu var. Niçin solucan gübresi? 1. Organik maddesi yüksek olup diğer hayvan gübreleri gibi koku yapmayıp bitkiye herhangi bir zararı yok. İkincisi, çiçeğe veya bitkilere verdiğimiz miktarı kaçırsanız dahi, yani fazla atsanız dahi bitkide yakma yapmaz tamamen fermente olmuş bir gübredir hayvan gübresi gibi ürik asit ve yahut tarzı e, asidik maddeler içermediğinden dolayı herhangi bir yakma yapmıyor. Yani 100 gram değil de 1 kilo daha yazsanız bitkinize herhangi bir zararlaması yok. Üçüncüsü çoğu mikro elementi barındırıyor. Yani içerisinde e, organik maddesinden tutun organik maddesi ki yüksek. E, diğer gübrelerden daha yüksek bir gübremiz tamamen doğal bir gübre. Hayvan gübresi sonuçta solucanlardan ürettiğimiz bir gübre. Bu gübrenin organik maddesinin yüksek olmasının yanı sıra içerisinde mikro element oranı da yüksek. Mikro element oranı yüksek olduğundan dolayı bitkide herhangi bir mikro element yoksunluğu yaşamıyoruz. Bu da bitkimizin daha sağlıklı büyümesini, hastalıklara daha az yakalanmasını, yani bitkimiz için riskin en az seviyeye ulaşmasını sağlamaktadır. Dördüncü sebebimiz ise solucan gübresinin insana veyahut bitkiye herhangi bir zararı yok. İnsana veyahut bitkiye herhangi bir hastalık bulaştırmıyor. Ee, i̇çerisinde herhangi bir e, sıkıntı yaratacak mikroorganizma yok. O yüzden solucan gübresini kullanmak bizim açımızdan daha sağlıklı, bitkimiz açısından daha sağlıklı, bitkimizin daha güzel olduğunu görüyoruz. Solucan gübresini kullandığımız takdirde bitkimiz daha fazla organik madde alıp mikro element oranınca zengin bir gübre aldığından dolayı daha zengin bir toprak yapısına sahip olacaktır. Burada ne yaptık? Bitkilerimizin taş iz düşümüne gelecek şekilde solucan gübresini verdikten sonra dağıtıyoruz. E, niye iş e, taş iz düşümü diyoruz biz burada. Çünkü bizim bitkiler için verdiğimiz gübre ve suyu bitkinin taş iz düşümüne düşen kökleri almaktadır. Yani kökleri alıyor. Biz de gübremizi bitkinin taş iz düşümüne düşecek şekilde dağıttıktan sonra sulamamızı yapıyoruz ve bitkimizin gelişimini görüyoruz. Gübre tavsiyesi isteyen arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle solucan gübresi kullanın. Bu solucan gübresini kendim ürettim. Ve bitkilerimde bol bol kullanıyorum. Bitkilerim daha canlı oluyor. Gördüğünüz sarmaşıkta sararma olmuş. Uzun süre gübre vermediğimden dolayı sadece su ve toprakla bir yere kadar solucan gübresi verdikten sonra daha iyi gelişeceğini göreceksiniz. Solucan gübresini verdikten sonra ben çok toprakla karıştırma taraftarı değilim. Çok fazla karıştırdığınız zaman saksının alt tarafına geçecektir. Yani kökün ulaşamayacağı yere geçecektir. O yüzden ben sadece taş iz düşümüne düşecek şekilde uyguladıktan sonra sulamasını yapıyorum. Sorusu olan arkadaşlar zaten sayfamdan bana ulaşabilirler. Verdiğim mail adresinden bana Mail atıp sorularını dile getirebilirler. Veyahut yorum yaparak zaten sorularını orada sormuş olabilirler. Herkese kanalıma abone olmayı davet ediyorum. Destek olursanız sevinirim. Herkese şimdiden iyi günler.